Erişilebilirlik bir medeniyet. Yani bir dergiye herhangi bir insanın erişemediği müddetçe o derginin bir anlamı yok bir kere öncelikle. Yani efendim biz onu çocuklar için yapıyoruz. Tamam, görme engelli çocuk da bir çocuk. Yani onun okuyamadığı bir dergi, dergi olmaktan çıkıyor bu sefer. Öncelikle o dergilerin erişebilir hale getirilebilmesi. Yani bir görme engellinin de yani en az bir gören akranı kadar istifade edebileceği şekilde kabartma yazı ile onu okuyabilmesi gerçekten önemli. Ya bu bir lütuf değil aslında. Bu bir ihtiyaç, bu bir olması gereken rutin. Yani keşke bütün dergilerimizde bunları yapsalar. Okuma gününde okuyamayan insan düşünün. Neden? Kitabı kendi okuyabileceği formatta verilmediği için okuyamayan bir insan düşünün. Yani o zaman nasıl okuyacak o? Okuma gününün nasıl bir anlamı var? O yüzden okuma gününe de denk getirilmiş olması ayrı bir güzellik bana göre. Bilge çocuğun buna öncülük etmiş olması çok hoş hakikaten. Çok takdire şayan. Çocuklarımız için de bir güzellik olacağını düşünüyorum. Okuma eyleminde bu çocuklarımızın da katılmasını sağladık. Ama bunun yanı sıra Bilge Çocuk Dergisi'nin görme engelli çocuklarımız için hazırlanması, emek sarf edilmesi esasında gönül gözlerinin gördüğünü gösteren bir durum. Bu açıdan çok anlamlı bir çalışma. Çünkü basılı pek çok kaynak var çocuklarımız için, öğrencilerimiz için. Fakat bu basılı kaynaklar arasında görme engellerimiz için bu kaynaklar daha sınırlı. Bu sınırlılık içinde dergi basımı çok daha nadir. O yüzden çok önemli bir ihtiyacı karşıladı. Çünkü mevcut klasik kitaplardan öğrencilerimiz faydalanıyor. Dergiyle güncel bilgilere ulaşıyor. Okulumuzda 180'e yakın öğrencimiz bulunmaktadır. Gören yazının yanında Braille yazıyla da ulaşmaları ve bu dergiyi kullanmaları, dergideki bilgileri ve etkinlikleri almaları çok daha bizim için önemli. Çünkü okumak insanın dünyasını ve geliştirebildiği kadar ve yaşantısına da etkinlik sağlamaktadır. Bunu ikinci defa yapıyoruz. Çok bizim için çok güzel bir etkinlik. Ve bunun devamlı diğer okullara da gönderilmesini istiyoruz. Yani diğer görme engelliler okullarına da gönderilmesini istiyoruz. Kütüphanemizi zenginleştiriyoruz bu konuda dergiler veyahut da kitaplarla, ama dergi olarak günlük veyahut da hani böyle bazı bilgileri günübirlik olarak verilmesi çok daha olumlu ve faydalı olmaktadır. Dergi yapan firmaya çok teşekkürler. Çok mutlu olduk. Bence çok güzel bir dergiydi ve ben çok beğendim. Bu dergide resimler vardı, boyamalar vardı ve böyle şarkı söylemeler, sahneye çıkmalar falan vardı. Başka ilgi alanlarım müzik, resim, dans. Okumayı 7-6 yaşında öğrendim. Alfabe güzeldi. Kitap içinde güzel çiçeklerle bahsediyor. Yani ben kitabı beğendim. Ben okumayı seviyorum. Kitapta ilgimi çeken çiçekler. Pek benim okuduğum bazı kitaplarda çiçekler yok da o yüzden biraz ilgimi çekti. Çiçekler.